Anlatacağım her şeyi anlattım dedim. Beni burada tutmaya hakkınız yok. Duydun mu beni? Ebru, Ebru. 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 Onu içeriye taşıyalım. Dokunma ona. Onlar öldü. Nasıl? Nasıl oldu anlat! Kasetin sahibi kimse ona ver. Tamam. Sakin ol, korkma. Daha fazla dayanamıyorum. Kardeş kardeşe düşman olur mu hiç? Bunu o istedi. Önce Selim, sonra diğerleri. Hepsinin sırası gelecek. Yapman gereken iş kıza yakınlaşmak. Yakınlaşmak mı? Evet. Seni bulmalarından korkmuyor musun? Artık korkmuyorum. Çünkü sen yanımdasın. Beyefendi beni... beni affetmişti. Sen! Hayır! Selim! Lütfen gelmiş ol Selim. Lütfen. Neredesin? Ebru, ne oldu? Çok şükür iyisin. Tabii iyiyim. Ama sen pek iyi görünmüyorsun. Öyle korktum ki Selim. Hadi içeri gidelim. Çok korkunç bir rüya gördüm Selim. Rüya mı? Sana garip geldiğini biliyorum. Lütfen. Biraz sakinleş. Öyle gerçek gibiydi ki. Bir arabanın içinde gidiyordum. Sanırım seni arıyordum. Öyle çok yağmur yağıyordu ki önümü bile göremiyordum. Sonra araba bir şeye çarpıyor. Arabadan iniyorum. Sakın inme. Kötü adam dışarıda seni bekliyor. Sana komik gelebilir. Ama ben çok korktum. Tamam, tamam. Hadi devam et. İndiğimde yolun ortasında bir adam yatıyordu. Kanlar içindeydi. Ve o sendin Selim. Ben mi? Evet. Hiç kıpırdamıyordun. Sanki ölü gibiydin. Ama bak ben ölmedim. Karşındayım ve seni burada bırakıp gitmeye hiç niyetim yok. Bu sadece bir rüya. Gerçekten de korkmam için bir neden yok değil mi Selim? Hayır, yok. Bu yaptığın esrarengiz işler de bitecek değil mi? Onlar da bitecek. Yani artık her şeyini bana anlatacaksın değil mi? Zamanı geldiğinde onu da yapacağım. Kötü şeyler yapmıyorsun değil mi Selim? Merhaba. Arabanın içinden başka ceset çıktı mı? Hayır efendim. Çalışmalar devam ediyor. Arabanın denize nasıl düştüğünü gören var mı? Hayır efendim. Sadece Orhan Güven'in cesedini bulan balıkçılar var. Ceset ağlara takılmış. Sanırım akıntı cesedi sürüklemiş. Uğur, Ceyda. Şimdi de Orhan. Bu iş gittikçe büyüyor. Bir şey mi söylediniz efendim? Orhan Güven'in son görüştüğü insanlarla konuştunuz mu? Sadece sekreteriyle. Kız Orhan'ın telaşlı olduğunu ve aniden yurt dışına gitmek için hazırlıklar yaptığını söylüyor. Tıpkı Uğur gibi. O da kaçamadan öldü. Demek fareler gemiyi terk edemeden birer birer avlanıyorlar. Sizce cinayetlerde aynı kişinin mi parmağı var? Bundan şüphem yok. Bu da profesyonelce işlenmiş bir cinayet. Adam önce öldürülmüş, sonra da arabasıyla denize atılmış. Mutlaka açık verecekler.
Mutlaka. Benim için yaptıklarınızın karşılığını nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Siz olmasaydınız asla kendimi bu kadar çabuk toparlayamazdım. Haklısınız. Artık birlikte daha güçlü olacağız. Özür dilerim, kapatmak zorundayım. Tamam, yarım saat sonra hazır olurum. Merhaba Zeliha, girebilir miyim? Neden geldin? Seninle konuşmak istiyorum, eğer izin verirsen. Dışarı mı çıkıyordun? Ne istiyorsan çabuk söyle. Zeliha bak ben sana çok önemli bir şey söylemeye geldim. Senin hakkındaki hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Lütfen Zeliha, biz kardeşiz. Son kez bile olsa beni dinle. Neyi dinleyeyim ha? Neyi dinleyeyim? Abimin bugün kaç tane adam öldürdüğünü mü? Bir mi, beş mi, kaç tane söyle. Yalvarırım böyle konuşma. Bak ben artık bu işleri bırakıyorum. Daha fazla para kazanabileceğin başka bir pis iş mi buldun? Ne desen haklısın. Yaptığım işle gurur duymuyorum. Ama içinde olduğum dünyanın kuralı bu. O kirli dünyanın içinde olmayı sen seçtin. O zaman başka şansım yoktu. Ama şimdi var. Bir kıza aşık oldum. Beni bu bataktan kurtaracak, içimdeki öfkeyi dindirecek bir aşk bu. Demek aşık oldun ha? Bunu söylemek için mi geldin buraya? Geçmişi unutup kendimize bir şans verelim Zeliha. Unutmak mı? Asla. Şunu iyi bil Selim. Ben hayatta olduğum sürece asla mutlu olamayacaksın. Dilerim sen de benim çektiğim acıların daha fazlasını çekersin. Şimdi defol git bu evden. Defol. Nasılsın yenge? İyiyim Hasan. Neredeyse Selim abiyle karşılaşıyordum. Seni görmedi değil mi? Yok yok görmedi. Deli gibi fırladı gitti. Bir derdin var? Yoksa bile bundan sonra olacak. Senin problem mi var? Yok. Yok bir şey. Neden bana anlatmıyorsun? Yolunda gitmeyen bir şey varsa bunu bilmek istiyorum. Önemli değil. Yani benim için önemli ama... Bana anlatılmayan benden daha önemli bir şey öyle mi? Hiçbir şey senden daha değerli olamaz. Duymak istediğim de buydu zaten. Seni çok güzel bir şey olmuş anlaşılan. Aslında o kadar da basit değil. Kız kardeşimle tartıştık. Eğer biraz sana benziyorsa neler olduğunu tahmin etmek zor değil. Zeliha'yla yani kardeşimle birbirimize hiç benzemeyiz. Söyle bakın. Çocukken hanginiz daha yaramazdı? Biz birlikte büyümedik. Yani siz... Evet. Bizimkiler öldükten sonra ikimize birden bakacak kimse yoktu. Bu yüzden Zeliha başka bir yere gönderildi, ben başka bir yere. Senin için zor olmalı. Her şeyi. Özellikle kardeşimi benden ayırdıkları için herkese kızgındım. Kahrımı en çok da Ahmet amca çekti. Ona çok bağlısın değil mi? Babam gibidir. Benim için yaptıklarını asla unutamam. Artık çıkmak zorundayım. Benim bir işim var. Peki. Akşam görüşürüz o zaman. O yer için değerinden fazlasını ödemeye hazırım. Ne demek değişiklik oldu? Otel için tüm hazırlıklar yapıldı, projesi bile çizildi. Vazgeçmem, anladın mı? Orasını istiyorum, ne pahasına olursa olsun.
Gel Selim. Bir aksilik mi var? Uzun zamandır beni rahatsız eden bir durum var. Birileri benimle uğraşmaya devam ediyor. İstifa etmenize neden olanlar mı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Olabilir. Bunları bir kenara bırakalım. Seninle konuşmak istediğim şey başka. Bu kadının kim olduğunu biliyor musun? Bu Ebru'nun annesi. Hayır, bu kadının adı Mine. Ebru'nun teyzesi. Teyzesi mi? Evet, yurt dışında yaşıyordu. Fakat şimdi Türkiye'ye döndü. Yani onu tanıyorsunuz. Mine, Uğur'un sayesinde tanıdığım eski bir dostum. Doğal olarak bana kız kardeşi ve ailesiyle ilgili sorular sordu. Çünkü kız kardeşiyle bağları kopmuştu. Ve neredeyse 15 yıldır hiç görüşmüyorlardı. Yani kız kardeşinin öldüğünü bilmiyor. Ben anlattım. Tabii ki yıkıldı. Fakat şimdi başka bir problem var. Yeğenini, yani Ebru'yu bulmak istiyor. Mine Ebru'yu er geç bulacaktır. Çünkü şu anda Ankara'da. Ve bulduğunda Ebru elindekilerden teyzesine söz edecektir. İşte asıl tehlike bu. Mine'yi tanırım. Ebru'nun hala çözemediği birçok şeyi hemen çözecektir. Mine'nin de mi ortadan kaldırılması gerekiyor? Hayır, hayır. Bunu istemiyorum. Kız ve elindekiler bana yeter. Mine benim için çok önemli. Buyurun. İyi günler. Yavuz Bey'le görüşmek istiyorum. Randevunuz var mı? Randevu mu? Ah, gelmeden önce aramak istedim ama numara yanımda değildi. Ah, beni görmek isteyeceğine eminim. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim... Ebru. Ebru Gündeş. Uğur'un kızı derseniz hatırlayacaktır. Bir dakika burada bekleyin, ben haber vereyim. Hı hı. Bak Selim. Efendim, özür dilerim. Kapıda bir bayan sizinle görüşmek istiyor. Kimmiş? İsminin Ebru Gündeş olduğunu söyledim. Ebru? Evet efendim. Uğur Gündeş'in kızı olduğunu söyledi. Hatırlayacaktır dedi. İçeri al. Bu kızın ne işi var burada? Ben de şaşırdım. Eceline susamış galiba. Şimdi anlarız. Ha, sen bahçeye çık. Yoksa öğrendi mi? Buyurun Ebru Hanım. Merhaba. Sen Ebru Gündeş değilsin. Haklısınız. Yalan söyledim. Benim adım Funda. Kimsin ve neler çeviriyorsun? Ben Ebru'nun arkadaşıyım. Benimle görüşmeniz için onun adını kullandım. Ya, buraya kadar geldiğine göre önemli bir şey olmalı. Evet. Pekala, buyurun. Buyurun oturun. Evet, sizi dinliyorum. Ben de ilgileneceğinizi düşündüğüm bir video kaset var. Ne kaseti o? Neden bahsediyorsun sen? İçinde sizin ve Ebru'nun babasının olduğu bir yat gezisi sırasında çekilmiş. Sanırım bu kaset sizi fazlasıyla ilgilendiriyor. Demek kaseti sen çaldın. Ve şimdi de onu bana vereceksin. Tabii vereceğim.
Ama kasetin bedelini ödemeniz gerekiyor. 100 milyar. Kaset yanımda mı? Hayır. Ama çok güvenli bir yerde. Bana bir şey olduğunda polisin eline geçebilecek kadar güvenli. Anlaştık. Ama bir şartım var. Kaseti sen getireceksin ve burada birlikte izleyeceğiz. Peki size nasıl güvenebilirim? Birbirimize güvenmeliyiz. Öyle değil mi? İçeride neler konuşuyorlar acaba? Ebru, ne yapıyorsun sen? Kız gitti mi? Ne istiyormuş? Para. Hem de çok para. Para mı? Neyin karşılığında? Gelen Ebru değil. Funda adında bir kız. Lanet kaset şu anda onun elinde. Yani kaseti bu kız mı çalmış? Evet. Kasetin içinde neler olduğunu biliyor. İstediği parayı verirsem kaseti bana vereceğini söyledi. Bu kız aptal mı yoksa çok mu zeki anlayamadım. Ama cesaret olduğu kesin. Ayağıma kadar geldi. Ha Selim, gelelim sana. Bu Ebru meselesinde yavaş giden bir şeyler var. Kızın peşindeyim. Arkadaşının ölümü yüzünden iş biraz aksadı. Ama siz merak etmeyin. Mine olaya karışmadan bu işi halletmeye bak. Zamanın gittikçe daralıyor. Bu işe yeterince önem vermiyor musun yoksa? Tam aksine. Benim için oldukça önemli. O zaman bu işi bitirelim. Kaset meselesi de hallolursa olay kapanır. Hepimiz de rahatlarız. Peki. Ha, unutmadan bu kaset meselesi aramızda kalacak. Haluk'un haberi olmasın. Anladım. Demek artık bizimle çalışmayacaksın Ebru. Evet Fuat Bey. Kasetim yakında çıkıyor. Bütün zamanımı ve dikkatimi bu işe vermeliyim. Zaten oldukça gecikti. Haklısın Ebru. Ama hepimiz seni çok özleyeceğiz. Yerini doldurmak çok zor olacak. Her şey için teşekkür etmek istiyorum. Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Biz ne yaptık ki? Her şeyi sen başardın. Sizlerle çok güzel anılarım var. Hakan'ın beni ilk kez sahneye davet ettiği gece dün gibi. Keşke şimdi de yanımda olsaydı. Kendini böyle üzme. Hakan da seni böyle görmek istemezdi. Ben artık gideyim. Funda nasıl Fuat Bey? Onu da hiç göremedim. O iyi. Çalışmaya devam ediyor. Keşke onunla da vedalaşsaydım. Sizde evinin adresi var mı? Yanımda değil. Daha sonra telefonla arayıp sana bildiririm. Çok sevinirim. Hoşça kal. Güle güle. Hoş geldin. Özür dilerim, biraz geciktim. Önemli değil. Güzelliğin her şeyi bir anda unutturdu. Çok naziksiniz. Bakar mısın? Buyurun efendim. Lütfen şarap servisi yapar mısın? Tabii. Mersi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun.
beraberliğimize ve güçlü dostluğumuza. Ve kötülerin başına gelecek daha kötü şeylere. Efendim? Ebru, ben Meral. Meral, iyi ki aradın. Çok iyi haberlerim var sana. Sana burada iş buldum. Bizim barda çalışır mısın? Sen bardan ayrıldın mı? Evet, bugün. Bir soliste ihtiyaçları var. Aslında çok iyi bir fırsat. Nasılsa İstanbul'a geleceğim. O zaman konuşuruz. Ebru, sana bir şey soracağım. Senin yurt dışında yaşayan bir akraban var mı? Akraban mı? Hayır, yok. Bir kadın dün okula gelmiş ve seni sormuş. Beni mi? Adı neymiş peki? Bilmiyorum. Adını söylememiş. Sadece senin adresini öğrenmek istiyormuş. Allah Allah, kim bu kadın acaba? Bilmiyorum ama bence dikkatli olmalısın. Sağ ol canım. Kendine iyi bak. Benim hiç akrabam yok ki. Sanırım ikimizin de Selim'den nefret etmesi için çok nedeni var. Kardeşim bile olsa bana ve aileme yaptıkları için onu bağışlamayacağım. Çok acımasız görünüyorsun. Çektiğim acıların yanında bu hiçbir şey. Ne yapmayı düşünüyorsun? Siz neden buradayım zannediyorsunuz? Bilmem. Bunu sen söyleyeceksin. Öncelikle şu Ankara işinde neler olduğunu bilmek istiyorum. Her şey Selim'in hatasıydı. Ama suçu Mahir'e yüklemeye çalıştı. Ve onu yukarıya şikayet etti. Yani kime? Bunu söyleyemem. Asıl önemlisi Selim'in yaptıkları. Mahir'i zor durumda bırakmıştı. Kendisini savunması gerekiyordu. Ama Selim o gece onu tek başına tersaneye çağırdı ve... Mahir'i öldürdü. Ama o bu kadar kolay ölmeyecek. Sahip olduğu en değerli insanı kaybetmenin acısını yaşayacak. Tıpkı benim gibi. Demek böyle biri var. Evet. İlk işim onunla tanışmak olacak. Sanırım her şey tamam. Sadece bir eksiğimiz var. O da geldi işte. Hoş geldin Selim. Merhaba. Ay, galiba biraz beni özlemişsin. Tabii özledim. Ne var burada? Benim de bir itirazım yok ama keşke her zaman böyle davransan. Kendimi affettirebilirim. Bu gece yemeği dışarıda yiyelim. Hmm. Bildiğim çok güzel bir köfteci var. Tatan. Seni seviyorum. Oo, Nergis Hanım, hoş geldiniz. Bagajları alıp taksiye parasını verir misin? Amcam tabii. Nerede? Çalışma odasında. İsterseniz haber vereyim. Hayır, ona sürpriz yapmak istiyorum. Peki. Amcacığım, seni öyle özledim ki. Bu ne büyük sürpriz böyle. Demek bu kadar acil para istemenin nedeni buydu. Yemeği evde yemek isabetli bir kararmış. Ben sana ne demiştim? Hemen şımarma. Sadece bu seferlik dedim. Onları tanımanı isterdim. Dünyadaki en iyi anne ve babaydılar. Ve tabii küçük Ali'ydi. Başka yakının yok mu? Çok garip. Bugün bunu soran ikinci kişisin. Meral de telefonda aynı soruyu sordu. Meral mi? Bir kadın okula gelip beni sormuş. Akrabam olduğunu söylemiş. Ama ben böyle bir kadın tanımıyorum. Belki bir başkasını arıyordur. Olamaz mı? Benim ismimi taşıyan ikinci biri varsa onu bilemem. Biraz korktum. Korkmana gerek yok. Belki de gerçekten senin akrabandır. Bakar mısınız? Bar henüz açılmadı bayan. Ben sadece size birini soracaktım. Burada çalışan bir kız. Funda'dan mı bahsediyorsunuz? Ayo, hayır. İsmi Ebru. Sanırım burada sahneye çıkıyormuş. Evet ama... Acaba kaçta buraya geliyor? Ebru buradan ayrıldı. Öyle mi? Peki ona nasıl ulaşabilirim? Evin adresini biliyor musunuz? Üzgünüm, bilmiyorum.
Bir de barın sahibi Fuat Bey ile konuşun. O size yardımcı olabilir. Fuat Bey mi dediniz? Onu nerede bulabilirim? Akşama gelecek. İsterseniz o zaman tekrar uğrayın. Yardımınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Sen de normal insanlar gibi müzik dinlesene. Zevki burada kızım. Ben hazırlanıp geliyorum. Sonra çıkarız. Peki canım. Özür dilerim. Galiba yanlış geldim. Kimi aramıştınız? Funda Hanım'la görüşecektim. Yanlış gelmediniz. Funda burada oturuyor. Arkadaşınız mı? Evet. İçeriye gelin. Funda yok mu? Aşağıda. Birazdan çıkar. Otursanıza. Bir şey içer misiniz? Hayır, sağ olun. Bu evde Funda ile beraber mi yaşıyorsunuz? Öyle sayılır. Siz onun erkek arkadaşı mısınız? Evet. Neredeyse bir yıldır beraberiz. Aradaki ayrılıkları saymazsak. Ebru? Ebru mu? Merhaba Funda. Ah, bu ne sürpriz. Uzun zamandır görüşememiştik. Evet, kötü günler geçirdim. Herhalde biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Çok kötü şeyler. Aslında Funda seninle yalnız konuşmak istiyorum. Ben sizi yalnız bırakayım. Anlat bakalım. Buraya nasıl olduğunu görmeye gelmiştim. Ama bakıyorum gayet iyi görünüyorsun. Fena değilim. Hakan'ın ölümü beni oldukça sarsmıştı. Hakan biliyor muydu? Neyi biliyor muydu? Onunla beraberken şu çocukla da beraber olduğunu. Bu seni hiç ilgilendirmez. Onu aldatıyordun. O da beni seninle aldatıyordu. Bizim böyle bir ilişkimiz yoktu, bunu biliyorsun. Ama sana aşıktı. Ve sen de Hakan'ın bu zaafını kullanıyordun. O benim en iyi dostumdu. Sen gelene kadar bizim de iyi bir ilişkimiz vardı. Eğer Hakan sana aşık olmadıysa bu benim suçum değil. Hayır. Her şey senin suçun. Eğer sen olmasaydın Hakan şu anda yaşıyor olabilirdi. Funda, söylediklerine dikkat et. Ne olur. Beni de Hakan gibi öldürtür müsün? Sen Hakan'ın öldürüldüğünü nereden çıkartıyorsun? Serhat söyledi. Ama bunu bilmek için polis olmaya gerek yok. Senin nasıl işlerin içinde olduğunu biliyorum. Hakan'ı da kurban ettin. Serhat'a benim hakkımda her şeyi söyleyen sendin. Beş para etmez aşağılık birisin. Allah kahretsin. Yine o polis. Ne işi var Ebru'yla acaba? Merhaba Selim. Ne var senin? Bir merhaba demek yok mu? Polis dostların olduğunu bilmiyordum. Kimden bahsediyorsun sen? Kapıdaki notu okursan anlarsın. Allah Allah. Bir dost olarak geldim. Lütfen beni ara komiser Serhat. Bu da nereden çıktı şimdi? Efendim. Nasılsın Selim? İyiyim Ahmet amca. Sen nasılsın? Beni boş ver. Asıl seni sormalı. Uzun zamandır beni ziyaret etmiyorsun. Tersine giden bir şeyler mi var yoksa? Hayır hayır. Burada her şey yolunda. Beni kandırmaya çalışma Selim. Hemen buraya gelmeni istiyorum. Seninle konuşacaklarım var.
Benimle ne konuşmak istiyorsun? Telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmalıyız. Peki. Merhaba Ebru. Seni evde bulabildiğime sevindim. Eğer izin verirsen seninle konuşmak istiyorum. Her şeyi konuşmadık mı? Bu ısrarının nedenini anlayamıyorum. Son gelişmeleri bilmen gerekiyor. Ama şunu bil ki buraya sadece bir dost olarak geldim. İçeri gir öyleyse. Nasılsınız efendim? Keyfim yerinde. Senin de artık rahatlamış olduğunu düşünüyorum. Orhan meselesi halledildiğine göre. Tabii. Orhan ikimize de oyun oynadı. İhanetinin bedelini de ödedi. Yani öldürüldü mü demek istiyorsunuz? Buna inanamıyorum. Allah'ım, bu kabus hiç bitmeyecek mi? Evet Ebru. Evet. Eğer bir an önce bir şeyler yapılmazsa bu cinayetler sürmeye devam edecek. Zavallı Orhan amca. Ebru, bize yardım etmelisin. Bu karışık düğümün çözümü sen olabilirsin. Ben bildiklerimi size anlattım. Evet, anlattın. Ama belki de senin de gözünden kaçmış bir şeyler olabilir. Bak Ebru, her şeyi tekrar iyice düşünmeni istiyorum. Babanla olan konuşmalarını, onun arkadaşlarını, ne bileyim babanın bir yere yazdığı küçük notları. Bu dediklerinizi ben de yaptım ama bir şey bulamadım. Bence iyi düşün. Bir isim bile bize yardımcı olabilir. Aslında aklıma bir şey geldi. Ama biraz tuhaf. Babamın biriyle konuşurken duyduğum bir şey. Telefonda bir beyefendiden söz ediyorlardı. Beyefendi mi? Evet. Böyle birinden söz ediyordu. Şu kızın elindekileri de aldıktan sonra bu iş kapanacak. Bir daha da böyle sakatlar hiç istemem Haluk. Siz hiç merak etmeyin beyefendi. Ben işlerle bundan sonra bizzat kendim ilgileneceğim. Artık adımlarımızı dikkatli atmalıyız. Bir süre sessiz kalmak en iyisi. Uğur ve Orhan en güvendiğimiz adamlarımızdı. Açıkçası onların bize tuzak kuracakları aklıma hiç gelmemişti. Çocuk olma Haluk. Herkes kendi canını kurtarmak için diğerini gözünü kırpmadan harcar. Sen yapmaz mısın? Ben mi? Size ihanet etmek aklımın ucundan bile geçmez. Hiç de inandırıcı değilsin Haluk. Ama korkma. Seni gözden çıkaracak değil. En azından şimdilik. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi gidebilirsin. İyi günler efendim. Neden sözümü dinlemedin? Amca biliyorsun. Beyefendiye yakın olmalıyım. Ebru'yu koruyabilmem için bu şart. Yoksa onu öldürecekler. Gittikçe batağa saplanıyorsun Selim. Sana beyefendinin etrafından bir an önce ayrılmanı söylemiştim. Ortalık karışmaya başlıyor. Neye mal olacağı umurumda bile değil. Ebru'yu onların ellerine bırakamam. Nereye kadar sürdüreceksin bu oyunu? Ya beyefendi ilişkinizi öğrenirse? İkinizi de yaşatmaz o zaman. Yazık olur size. Ebru'yu al ve buralardan git. Gitmek çözüm değil. Bir onu bulup belgeleri Ebru'dan alacağım. Onları beyefendiye verince olay kapanacak. Kapanmaz Selim. Kapanmaz. İşin içinde senin bilmediğin başka hesaplaşmalar var. Neden açık konuşmuyorsun? Söylüyorum işte. Beyefendiden uzak duracaksın. Düşmanları gittikçe artıyor. Ne zamanı geldiğinde onu da ortadan kaldıracaklar. Şimdiye kadar kimse bunu başaramadı. Onun gücünü biliyorsun. Daha güçlüsü her zaman vardır. Yoksa sen de mi şu büyük patron uydurmasına inanıyorsun? Böyle biri olsaydı şimdiye kadar ortaya çıkması gerekmiyor muydu? Bizim zamanımızda da konuşuldu. Belki de işin hikaye kısmı bu. Ama gerçek olan bir şey var ki birileri beyefendiyle uğraşmaya başladı. Bak Selim, senin için endişeleniyorum.
Bana bir şey olmaz. Kendimi koruyabilirim. Sen ne zaman da tehlikeli işlere girdin? Anlasana be çocuk. Bu yüzden korkuyorum ya. Bana söz ver. Kendine çok dikkat edeceksin. Sen merak etme. İçin rahat olsun. Gerekirse büyük patrondan yardım isterim. Büyüdün de bir de benimle dalga mı geçiyorsun ha? Hoşça kal amca. Yolun açık olsun. Ahmet amcanın yanına gittim. Şimdi dönüyor. Ne oldu? Yoksa hasta mı? Hayır. Sadece bir şey konuşmak istemiş. Öyle mi? Peki ne zaman burada olursun? Bilmiyorum. Gitti mi o adam? Gitti. Ne istiyor senden hâlâ? Geldiğinde anlatırım. Çok uzun şeyler. Demek saatlerce senin yanında kaldı. Abartıyorsun Selim. Adamı kovamazdım ya. Bazen insanı deli ediyorsun. O adamdan hoşlanmıyorum, o kadar. Tamam, dediğin gibi olsun. Ne zaman burada olursun? Bilmiyorum. Belki gecikebilirim. Sen beni merak etme. Peki, hoşça kal. Mine, çıkıyor musun? Evet. Ebru'nun eski çalıştığı bara gideceğim. Anlatmıştım ya. Niye? Bu işi başka zamana bırakmıyorsun. Seni Nergis'le tanıştırmak istiyordum. Ama hala ortalarda yok. Nasılsa tanışırım. Şimdi çıkıyorum. Erteleyemez misin? Hayır. Ebru'nun hayatta kalan tek yakını benim. Bana ihtiyacı olabilir. Evini, her şeyini Ankara'da bırakıp İstanbul'a gelmiş. Burada yapayalnız. Haklı olabilirsin. Hoşça kal. Belki bu gece eve gelmeyebilirim. Eğer onu bulursam konuşacağımız çok şey olacak. Funda nerede? Henüz gelmedi. Bu kız son günlerde işi çok sallamaya başladı. Fuat Bey, bugün bir bayan Ebru'yu aradı. Kimmiş? Bilmiyorum. Bana adresini sordu, ben de sizinle konuşmasını söyledim. Herhalde bu gece gelir. Allah Allah. Fuat Bey, işte şu kadın. İyi akşamlar, Fuat Bey siz olmalısınız. Evet benim. Siz de Ebru'yu arıyormuşsunuz. Evet. Sizden adresini öğreneceksin. Onu neden arıyorsunuz? Ben onun teyzesiyim ve bir an önce onu bulmam gerek. Demek geldiniz Selim Bey. Bana kızgınsın galiba. Özür dilerim. Affedildim. Hadi içeri geç. Ben dışarı çıkalım diyecektim. Bak bu güzel fikir işte. Ama gideceğimiz yeri ben seçeceğim. Kabul. Hadi çabuk hazırla. Montumu alıp geliyorum. Hı hı. Selim, kapıyı açsana. Merhaba. Kimmiş gelen? Söylesene kimmiş? Ebru. Anne.